Bulgaristan'ın Rodop dağlarında kışın keskin soğuğu sessizce çökmüştü alabildiğine uzanan topraklar üzerine. Dağın eteklerindeki Kırcaali'nin Mestanlı beldesi, bozkır soğuklarını iyi bilen Türklerin yurduydu. Ocak ayının 23. günüydü ve yıllardan 1967. Ahatlı köyünde yeni doğan bir çocuk, ilk nefesini ciğerlerine doldurmanın sancısıyla, sanki dünyanın ağırlığı omuzlarına binmişçesine feryat ediyordu. Birkaç gün sonra hoca, küçük çocuğun kulağına, "Senin adın Naim," diye fısıldarken, bu ismin tüm dünyada yankılanacağını bilemezdi elbet. Look at that position, the work done with the back so fast. Everything right, the perfect shape. Naim çok küçük yaşta yolunu seçmişti. Spor yapmayı seviyor, özellikle yüzmeye ilgi duyuyordu. O farkında olmasa da havuzda attığı kulaçlar onu haltere yaklaştırıyordu. Yüzmeye gidiyordum. Bizim yaşadığımız ev, stadyumun hemen yol vardı. Karşı tarafta stadyumdu bizim evin oradan. Stadyumun içinde de arka tarafında da yüzme salonu vardı. Yüzme havuzu vardı. Ben yani bütün yaz orada tabii bizimkiler salmıyordu, annem salmıyordu ama biz kaçamak yapıyorduk, gidiyorduk. Ondan sonra hatta böyle şey yapıyordu, böyle çizik çekiyordu. Çizik çektiği zaman bile yani belli oluyordu şey girdiğimiz, havuza girdiğimizi. Haltere başladığında sadece 9 yaşındaydı. Spor artık hayatının bir parçası ve ona yön veren bir güçtü. Abim 9 yaşında haltere başladı. Bulgaristan'da Hilmi Hoca'nın yanında Mestanlı kasabasında. 1-1,5 yıl Mestanlı'da çalıştıktan sonra Kırcaali'ye gitti. İl haltere kulübüne, Arda Kırcaali'ye. Yetenekli sporcular Bulgaristan'da kademe şeyleri vardı, spor okulları. 16 spor okulunun en iyisinden Kırcaali'den sonradan en son Sofia Spor Okulları Birliği'ne alındı. Başladığı ilk andan beri hep zirvede ve beklenilenin üstünde olmayı başarmıştı. Haltere başladığı andan 1982'de yaşadığı sakatlığa kadar uzanan bu dönemde katıldığı müsabakalarda gösterdiği büyük başarı geleceğin habercisiydi. 14 yaşında hani Bulgaristan Gençler Dünya Gençler Yıldızlar Şampiyon olduktan sonra milli takıma alındım. Aynı yıl Gençler Dünya Şampiyonası vardı. São Paulo, Brezilya'da. Ve katıldığım ilk dünya şampiyonasında gençlerde dünya şampiyonu oldum. Yıl 1982 bahsettiğim yıllar. Aynı yıl dönüşte İvan Abaciyev, büyükler takımının hocası beni milli takıma almıştı. Ama maalesef ben orada dünya şampiyonasında dünya rekoru, büyükler dünya rekoru deneyerek sakatlanmıştım ve bir hafta sonra tekrar beni geri gönderdi spor okuluna. En genç dünya rekortmeni unvanı omuzlarındaydı artık. İyileşmesinin ardından 1983 ve 1986 yılları arasında gençlerde ve nihayet büyüklerde podyuma çıkacak, rekorlarla süslediği şampiyonlukların ardından üst üste dünyada yılın haltercisi seçilecekti. Naim Süleymanoğlu podyuma çıktığında rekor kelimesi anlamını yitiriyordu. Okay, for a new world record of the total best attempt clean and jerk, best attempt of the snatch. Overhead now only to steady down. Süleymanov with his third world record of the competition and only 17 years old. Yıl 1983'te Büyükler Dünya Şampiyonası'na. Büyükler tekrar tedavi olduktan sonra, dizimden sakatlığını tedavi olduktan sonra Büyükler müsabakasına katılmıştım bu aslında. Orada da birinci oldum. Birinci olduktan sonra tabii ki Büyükler milli takıma çağrıldım. Orada da Dünya Şampiyonası'na katılma hakkımı kazandım.
Dünya şampiyonasında büyüklerde Moskova'da organize olan müsabakada Rus'tan sonra ikinci oldum. Çok büyük bir müsabakaydı. Benim orada son kaybettiğim bir müsabakaydı. Daha sonraki yıllarda rakibimizden defalarca karşı karşıya geldik. Hep ikinci kaldı, ben birinci oldum. 84'te Los Angeles olimpiyatlarını boykot ettiler biliyorsunuz. Doblok katılamadık. Doblok arasında yapılan yani kardeşlik olimpiyatları dedikleri, orada birinci oldum. 85 yılın Avrupa ve Dünya Şampiyonası'nda ve Dünya Kupası'nı kazanarak, 84'te de Dünya Kupası'nı kazanmıştım. 85'te ikinci defa Monte Carlo'da Dünya Kupası'nı kazanıp o yılın en iyi sporcusu, en iyi haltacı seçilmiştim. Naim Süleymanoğlu, Bulgaristan için madalyaları ard arda kazanırken, doğduğu bu topraklara vefasını göstermişti. Komünist rejim, Todor Zhivkov önderliğinde baskıcı bir yöntemle Türkleri isimlerinden, inançlarından ve tüm değerlerinden vazgeçmeye zorluyordu. Naim Süleymanoğlu'nun Türklere karşı sürdürülen bu zulmü kabullenmesi mümkün değildi. Kendisini yok sayanlar için ter dökmeyecekti artık. Height 5'3", body weight 9 stone 6 pounds. Karar vermişti. Ana vatana, Türkiye'ye iltica edecekti. 2 milyon aşkın Türk asıllı soydaşlarımız vardı. Orada 85 yılında alınan bir kararla 84'ün aralığında işte Kasım, Aralık ve 85'in Şubat'ına kadar sarkmıştı ve bütün Türklerin orada isimlerini, benim de Şubat ayında ismim, en son ismini değiştiren bendim. Yani isimler değişti, takma isimler takıldı bize. İkimiz de aynı anda milli takımdaydık. Ben de gençler kampındaydım Bulgaristan'da. Tabii abimin sorumluluğu daha büyüktü. Yani benimle birlikte kaçması veya kaçmaması önemli değil. Yani son Dünya Kupası'nda, 86 yılında Dünya Kupası'nı kazandı Melbourne'da Melbourne'a iltica etti o süreci. Aralık 1986 yılı. Tabii ki isimleri değiştirdikten sonra öyle bir tepki bütün halk tarafından, hatta oradaki insanlar neden iltica etmiyor diye. Ben 85'te ismimi değiştirdiler. Fırsat bulamadık. 86 aralığa kadar ta ki 86 Ocak ayında ben listeyi gördükten sonra işte Melbourne'da Dünya Kupası var. Dedim işte ben burada iltica edeceğim demiştim. 1986'da Melbourne'de düzenlenen Dünya Halter Şampiyonası Naim Süleymanoğlu'nun beklediği fırsattı. Bulgar kafilesinden ayrılarak Türkiye Büyükelçiliğine sığındı ve iltica etmek istediğini söyledi. Melbourne'den yükselen bu ses, Türkiye'de en üst düzeyde karşılık bulacaktı. 86 yılında yine Avrupa ve Dünya Şampiyonası'nda ve 3. defa Dünya Kupası'nı ilk defa kazanan sporcu oldum. Ve bu Dünya Kupası'nı kazandıktan sonra tabii ki o sizin de bildiğiniz gibi takımdan ayrılmıştım. Ayrıldıktan sonra 3 gün, 4 gün orada kaldım. Tabii ki oradaki görevliler bilmiyorlardı benim işte ismimizi değiştirmişlerdi. Türk ismimizi işte Naim Süleymanov'dan Naim Şalamanov yapmışlardı. Türkiye'deki işte Bakanlar Kurulu toplantısında Dışişleri Bakanı, o zaman zannedersem Mesut Yılmaz'a başkası olabilir, konuşuyorlarmış. Rahmetli Özal da kulak misafiri olmuş. Yani merak etmiş, sormuş. Demişler ki efendim bir Türk asıllı halterci Avustralya'da iltica etmiş. Türkiye'ye gelmek istiyor. Bütün televizyonlar ondan bahsediyor. Ne yapacağız? Demiş ki hemen demiş oradaki görevlilerle itibata girin. Bağlantıya girin. Eğer gelmek istiyorsa her türlü kolaylığı sağlayın. Talimat vermiş. Naim Türkiye'ye geldiği zaman çok yalnızlık çekiyordu. Özellikle o dönemi federasyon başkanımız Arif Müstesay birçok konuda onunla birlikte hareket etmemi, zaman zaman onun evinde kalmamı, birlikte oturmamızı, birlikte antrenman yapmamız konusunda
bize bir takım talimatlar verdi. Türkiye'ye geldikten sonra üniversiteye beden eğitim bölümüne geldi. Daha sonra bizle beraber aynı sınıfta üniversite hayatı başladı. Biz de aynı okulda, aynı sınıfta. Tabii bizler de Gazi Üniversitesi'nde beden eğitim bölümünde öğrenciydik, sporcuyduk. Ama tabii o bizim için hem bir arkadaş, hem bir efsane, hem bir iyi bir sporcu, iyi bir karakter. Bununla beraber ilk arkadaşlığımız orada başladı. Naim Süleymanoğlu'nun Türkiye'ye ilticası dünyada büyük yankı uyandırdığı gibi Bulgaristan Türkleri için Türkiye'nin izleyeceği politikada da belirleyici olmuştur. 1989'daki büyük göçe kadar Naim fırsat bulduğu her platformda Bulgaristan Türklerinin sesini duyurmuştur. Birleşmiş Milletler'de olsun, Amerika'da, Avrupa'da, Almanya'da, Belçika'da, Hollanda'da her yerde bunları anlatmıştım, bas bas bağırmıştım. İşte orada insanlara zulüm yapılıyor, isimlerini değiştirdiler. En sonunda işte Bulgarlar tamam susun ailesini göndereceğiz demişlerdi. 88 yılında da ailemi de gönderdiler. Daha sonra da biliyorsunuz 89'da büyük göç olmuştu. Büyük göçün olması nedeni tabii ki Türkiye çok büyük baskı yaptı o zaman. Rahmetli Özal bir gün beni çağırdı. Başbakanı sordu, dedi ki biz dedi kapıları açsak dedi ne kadar Türk gelir buraya? Benim efendim dedim 2 milyon yakın dedim Türk gelir dedim. Ondan sonra onun yanında dedim işte pomada gelir, efendime söyleyeyim cingenesi de gelir, Bulgarı da gelir, diğer ırklardan gelenler olur. Efendim dedi peki dedi bu dedi Bulgarlar neden gelsin buraya dedi. Dedim efendim bunlar burasını kullanacaklar. Köprü olarak Avrupa'ya gidecekler, bir yere kalır. Bazıları kalabilir, bazıları gidebilir. Ama dedim oradaki insanlar mutsuz. Yani oradaki rejim bunlara bir şey sağlamıyor. Orada da büyük bir kriz başlamıştı. Ekmek karneye bağlanmaya başlamıştı. Ondan sonra akşam berbere gittim, tıraş oluyordum. İşte bu aylık konuşmalar oluyordu biliyorsunuz. Şu anda da oluyor başbakanların. Dedi ki, Jivkov dedi, kapıları açıyoruz. İstiyorsan sen de geldi, sana da ekmek var burada dedi. Ben şaşırdım kaldım. Tabii ki ertesi gün hemen kapılar açıldı. Büyük göç öyle başladı. Naim Süleymanoğlu artık yerini bulmuş, öz yurdunda kendi bayrağı altında yaşamaya başlamıştı. Türkiye adına müsabakalara katılmak için sabırsızlanıyordu. Ancak ülke değiştirmiş olması beraberinde bazı kısıtlamaları da getirmişti. Kısa zamanda vatandaş oldum. Bir sene ceza aldım. Bu Uluslararası Federasyonu'na ülke değiştirmemden dolayı. Bir sene müsabakalara katılamadım. Ondan sonra olimpiyatlara katılmam için 3 sene geçmesi lazım. 3 sene de geç tutmuyordu. 86'dan 88 yılında olimpiyatlar 2 sene. 3 sene geçmesi lazım ki olimpiyatlara katılayım. Onun için bir anlaşmalar lazımdı. Türkiye ile Bulgaristan arasında bir anlaşma yapılması lazım. Bunun için de Bulgarlar yanaşmıyorlardı. İşte Türkiye tabii ki istiyordu benim katılmamı. Toplantılar yapıldı. Atina'da olsun, Dünya Halklar Federasyonu üyeleri buna hakemlik yaptılar bir nevi. İşte toplantılara yaptılar. Nasıl yapalım, ne edelim? Anlaşamıyorlardı. Bir türlü anlaşamadılar. O zamanki Olimpiyat Komitesi Başkanı Stam Aranç, İstanbul'da görüştük otelde. Dedi ki merak etme Naim dedi, sen dedi her türlü dedi olimpiyatlara katılacaksın dedi. Bir kez daha Turgut Özal devreye girecek ve Naim'in rekorlara uzanan yolu açılacaktı. İki ülkeyi çağırıyor görevlilerin, iki ülkenin görevlilerini, federasyon başkanlarını. Diyor ki anlaşın diyor. Anlaşmazsanız diyor ben diyor, kararımı ben vereceğim diyor. Onlar da o zaman işte 1 milyon 250 bin dolar tabii ki o zaman büyük büyük, büyük bir para. Şimdi bir bakalım bile artık o paraları var ama o zaman o dönemde büyük bir paraydı. O zaman işte o para ödenmiş yani tabii biz bilmiyorduk. Daha sonradan açıklandı. Demirel dedi ya açıkla dedi ne kadar dedi. Şey dedi. Özal da rahmetli dedi ki aslında da kesseniz dedi 1 milyon dedi, dolar dedi ödedim ben dedi. Gizli dönekten dedi. Ama dedi Naim dedi bize dedi bunu dedi kat katını dedi reklamını yaptı Türkiye'nin dedi.
engeller aşılmış, izinler alınmıştı. Türkiye adına ilk kez 1988'de İngiltere'de düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda podyuma çıktı. 1988 yılındaki Cardiff'te yapılan Avrupa Şampiyonası'ydı ilk katılacağı yarışma. Dolayısıyla biz Naim Naino'da da kalıyorduk. O zaman güvenlikle ilgili bir takım zaaflar olabileceği düşüncesiyle ülkemiz bize güvenlik vermişti. Naim ve ilk kez Bulgaristan'da çalıştığı antrenör Ivan Abacev ile karşı karşıya gelecekti. O ülkenin yöneticileriyle karşı karşıya gelecekti. O olaydan dolayı biraz stresliydi. Onlarla ilk kez karşılaşacağı zaman bu Türkiye'ye iltica etmenin gerekçelerine ilgili bir soru gelir mi? Ona nasıl bir cevap verebilirim? Veya onların tepkileri nasıl olur noktasında bazı kaygıları vardı. Bu kaygı hem kaygısı vardı hem de yarışmada başarılı olup olamamak konusunda. Onun yerine bir sporcu, Topurov diye bir sporcu getirmişlerdi. Acaba Topurov'u geçer mi, geçemez miyim ile ilgili kaygıları vardı. Kaygı daha çok performans alanında değil, psikolojik bir kaygı taşıyordu. Yoksa Topurov'dan çok daha üst düzeyde bir sporcu ve performans onun üzerindeydi. Dolayısıyla saunaya giderken, kilo düşerken, benim hiç kilo düşmem gerek olmamasına rağmen sırf Naim'e destek olsun diye beraber saunaya gittik. İlk kez orada Abacev ile karşılaştım. Bu karşılaşma biraz yumuşak geçti. Düşündüğü kadar kaygılı olmadı. 3 tane dünya rekoru kırdı. Avrupa Şampiyonası'nda, Londra'da, olimpiyat öncesi, Seul öncesi. Biz tabii o tarihlerde, ben aynı zamanda yine Bulgar milli takımlarındayım. Kamptayız tabii, yurt dışına gönderilmiyoruz. Yani devlet koruması altında gibi bir şey oluyoruz öyle, kontrol altında öyle. 3 altın madalyayı dünya rekoruyla taçlandırarak olimpiyatlarda yapacaklarını haber veriyordu adeta. 1988 Seul Olimpiyatlarında kendi ağırlığının 3 katından fazlasını kaldıran Naim Süleymanoğlu, dünyanın gelmiş geçmiş en iyi haltercisi unvanıyla tarih sayfalarına geçiyordu. Olimpiyatlar Avrupa Dünya Şampiyonası'nda çok daha değişik bir ortam. Bütün sporcular, her çeşit sporcular bir tatil köyünde kalıyorsunuz. İşte o müsabakada ışıklar, seyirci, bu ortam çok daha değişik. Yani çok iyi bir tecrübeniz olması lazım. Yani psikolojiniz çok iyi yerinde olması lazım. Ben de tabii o zaman çok iyi bir günümdeydim herhalde. Hayatımın en iyi derecesini yaptım. İşte 152 koparım, 190 kilo silkme yaptım. 6 kaldırış, 6 dünya rekoru, 9 olimpiyat rekoru. Ve Bulgar'a tabii çok büyük bir fark attım. 20 yıl aradan sonra Türkiye bir altın madalya kavuşmuştu. Cep Herkülü, dünyayı kaldıran adam. Halter Türkiye'de de, dünyada da o güne kadar bu derece ses getirmemişti. Herkül, işte 1983 Şubat ayında Amerika'da, Allentown'da organize edilen rekortmenlerin turnuvası diye bir müsabaka vardı. Orada koparmada 125, silkmede de dünya rekoru kırdım. Orada Amerikalılar ilk bana Herkül lakabını taktılar. Bir Türk sporcusu Time dergisinin kapağına çıkmış, dünyayı kendisine hayran bırakmıştı. 90 yılında ara verdim, hiç katılmadım müsabakalara. 91 yılında Avrupa Şampiyonası'nda Sofya'daydı. Sofya'da Bulgarlar izin vermediler o zaman, vize vermediler. Yani hayati tehlikesi olduğu için. Daha Doğu Blok o zaman yıkılmıştı. Devletin çok zayıf olduğu bir dönemde, mafyanın cirit attığı bir dönemde ve doğal olarak yani izin vermeleri gayet normal. Şimdi düşündüğünüz zaman ortalık garanti vermemeleri sahip yani. Garanti vermemeleri lazım. Gayet doğaldır bunu. Hani yıl Almanya'da yapılan dünya şampiyonasında işte 1,5 yıl, 2 yıl aradan sonra ilk defa bir dünya şampiyonasına çıktım. Orada tabii çok zor. Gene dünya şampiyonu oldum. Öyle.
history, the greatest pound for pound lifter the sport has ever seen. He has set 34 world records in his career. The first when he was 15. Nobody's ever done that. 1992 Barcelona Olimpiyatları Naim Süleymanoğlu için rakipsiz bir müsabaka olarak geçecek ve çok rahat bir mücadele sonrası altın madalyayı boynuna takacaktı. Benim için en rahat olimpiyat şampiyonuydu Barcelona. Yani bir şeyim yoktu, dünya rekoru kırma. Gerçi denedim ama yani öyle bir niyetim yoktu. 22 stones. And this is the part of the competition which where the heavy is when it comes to the clean and jerk. Süleyman Aglu, the Bulgarian who defected to Turkey and became a national hero. God dear me. Look at it. Takip eden 8 yıl boyunca zirvedeki tek isim yine Naim Süleymanoğlu'ydu. Uzun süredir sırtında taşıdığı yenilmezlik unvanını halter dünyasının en prestijli ve en zorlu müsabakalarında korumayı başarmıştı. ...2000 yılına kadar ne sakatlık ne hastalık, hiçbir koşul altında Naim Süleymanoğlu'nun bileği bükülememişti. ...2000 Sydney Olimpiyatları Naim Süleymanoğlu için aktif spor hayatına buruk bir veda olmuştu. Двукратного олимпийского чемпиона турко-болгарского происхождения Сулеймана Оглу. Ему не удаётся справиться с весом 145 кг. Чесин Олимпиятлары. Yarışmadan önce tabii ki genellikle insanlar birbirini rahat bırakırlar. Çünkü sporcu psikolojisi öyle bir şeydir. Ama yarışmadan sonra bayağı bir sıkıntısını beraber yaşadık. Çünkü yarışmadan sonra yine ikimizdik. Arkadaki pistte çok rahat 140 kiloya kaldırıyordum. Yani ona göre 150 kiloya kaldırmam lazım. Ama orayı pistte çıktığım zaman işte yani tutulduk mu ne olduk? Yani nasip değilmiş demek. Dedim abi dedim ya keşke dedim yani bıraktığın yerde kalsaydı gibisinden laf ettim ben. O zaman şöyle bir şey söylemişti. Ya ben 40-45 yaşına geldiğim zaman ya ben aslında başarabilirdim. Keşke deneseydim kısmında olmayayım diye dedi. Gölde bul olana kadar dedi. Okyanusta bulmaya razı boğulmaya razı oldum ben dedi aslında dedi. Tam 24 yıl geride kalmıştı. 9 yaşında haltere başlayan bir çocuk tüm dünyada yaşayan bir efsane olarak el üstünde tutuluyordu. Naim Süleymanoğlu spor dünyasını fethetmiş, 24 yıl tahtını korumayı başarmıştı. Halteri bıraktığında onun ulaştığı mertebe, yeni halterciler için spor yaşamlarının başlangıç sebebi ve ulaşılmak istenen en üst ideali temsil ediyordu. 16 yaşına gelip de şampiyon olarak, büyükler dünya şampiyonasıydı hiç unutmam, veya dünya kupası da olabilir. Tam olarak hatırlamıyorum, yılları da karıştırmak istemiyorum. Naim Süleymanoğlu, o oradan geri dönüşü, o bölgede Naim Süleymanoğlu'na büyük bir karşılama töreni, işte o ilin, ilçenin, bütün devlet büyüklerinin orada olması, bütün okulların orada olması, Naim Süleymanoğlu'nun alkışlaması, işte onun da halterci olması, bizim branştan olması. Tabii ki bu şekilde Naim Süleymanoğlu'nun beraber işte bizim de halterci olan sevgimiz arttı. Dedik ya demek ki biz de bugün yarın öbür gün, tabii ki o bizimki hayaldi belki. Yarın öbür gün inşallah biz de böyle bir şeyler yaparız da hani bizi böyle onurlandırırlar kısmına tabii ki bize bir kıvılcım, bir ateş o sporu sevmemizde zaten başlangıç olan o şey o kıvılcım herhalde o gün attık diye düşünüyorum ben. Naim Süleymanoğlu halter sporuna artık yönetici olarak hizmet etmeyi düşünüyordu. Türkiye Halter Federasyonu Başkanlığı'nı geçerli nedenlerle geri çevirmiş, Uluslararası Halter Federasyonu AS Başkanlığı için çalışmalarına başlamıştı. Türkiye Federasyonu'nun onu aday göstermesi, onun işte popülaritesinin çok yüksek olması, bu seviyede de çok ciddi bir karşılık oy alması
Dünya Federasyonu'nda as başkanlık 4 yıl yaptı. Müracaat ettik. İşte Türkiye Halter Federasyonu Başkanı, üçümüz. Müracaatimi yaptık. İşte çalışmalarımızla başladık. Sağ olsun Dışişleri Bakanlığı da çok, Spor Bakanlığı olsun. Çok destek verdiler, aradılar. İşte haber gönderdiler bütün ülkelere. Destek versinler diye. Hepsi söz verdiler. Biz de kazandık. As başkan olduk. Dünyanın en genç as başkanı, Türkiye'nin de ilk federasyonun as başkanı dünyada. Naim Süleymanoğlu, 4 yıllık hizmetin ardından bu kez Türkiye'de halter sporuna federasyon bünyesinde uzun yıllar hizmet vermiş, kendi yolunu takip edecek sporcuların yetişmesi için yoğun çaba harcamıştır. Naim Süleymanoğlu, bugün bulunduğu konum itibariyle dünyada çok az sporcunun ulaşabildiği bir noktada durmaktadır. Türk milleti, bayrağını zirveden indirmeyen bu eşsiz evladını her zaman sevgi ve samimiyetle bağrına basmaya devam edecektir. Naim Süleymanoğlu, Türk milletinin gurur duyduğu en özel değerler arasında yerini almış ve ölümsüzleşmiştir. 60 kilogram klas. Naim Süleymanoğlu. Весовая категория 64 килограмма. Naim Süleymanoğlu из Турции.